Dört işlem alıştırmalarına nihayet geldik. Ne yazık ki dört işlem alıştırmalarında takılan çok sayıda öğrenci var. Evet, ilk soruya bakıyoruz. 1 artı 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 2. Şurada çarpma olduğu için daha öncelikli. Yani 1 ile 1 bölü 3'ü toplayamam. Sağında çarpma var, solunda toplam var. Dolayısıyla 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 yapmam lazım. Sadeleştirmeyi biliyoruz. Bu üçler sadeleşir. O zaman neler kaldı? 1 artı 1 bölü 2 kaldı. Pratik toplamayı biliyoruz. Bu 4 işlem alıştırmaların altyapısını çok sağlam bir şekilde attık. 2 kere 1, 2, 1 daha 3. 3 bölü 2. Benzer şekilde burada da 1 bölü 4 çarpı 4 bölü 3 işlemini önce yapmam lazım. 4'leri götürüyorum. 1 bölü 3 kaldı. Üstteki gibi yazmayacağım. 5 artı 1 bölü 3 pratik toplama yapıyorum. 3 kere 5, 15, 1 daha 16 payda değişmiyor. 16 bölü 3. Yine baktığımda ikinci terimden başlamam gerekiyor. 14 ve 7'yi sadeleştirirsem burada 2 kaldı. Geri kalanlar hep birler. Çarpmada bölmede birler etkilemiyor. Dolayısıyla 2 bölü 3 kaldı. 3 ile 2 bölü 3'ü toplamam lazım. 3 kere 3 9, 2 daha 11. 11 bölü 3. Dokuz ve 3'ü sadeleştiriyorum. Burada 3 kaldı. 2 ve 4'ü sadeleştiriyorum. Aşağıda 2 kaldı. Yani burası artık 3 bölü 2 oldu. 2 kere 5 10. 3 daha 13 bölü 2. 21 ile 7'yi sadeleştiriyorum. Burada 3 kaldı. 3 aynen yazıyorum. Artı 2 ile 3'ü çarptım. 6 payda da 5 var. 3 kere 5 15. 6 daha 21 bölü 5. 12'yi 4'e bölebilirim. 3 kaldı. Şu terimde 3 bölü 7 kaldı. 7 kere 4, 28. 3 daha 31. 31 bölü 7. 24'ü 8'e bölersem 3. 3 bölü 5 kaldı. 5 kere 3, 15. 3 daha 18 bölü 5. İlk terim, ikinci terim. Bu sefer ilk terimden başlıyoruz çünkü burada bir çarpma var. 5 ile 15'i sadeleştirebilirim. Aşağıda 3 kalır. 3 bölü 3 de 1 oluyor. Bunlar da birbirini götürür. Yani ilk terimde sadece 1 kaldı. 1 ile 5 bölü 4'ü toplayacağım. 4 kere 1, 4. 5 daha 9. 9 bölü 4. İkinci terimden başlıyoruz. 5 ve 10'u sadeleştiriyorum. Burada 2 kaldı. 1 bölü 7 artı 7 bölü 2. Payda eşitlemem lazım. Bunu 2 ile, bunu 7 ile genişletiyorum. Paydam 14 oluyor. 2 kere 1, 2 artı 7 kere 7, 49. Pay kısmı 51 yaptı. 51 bölü 14. 7 ile 49'u sadeleştiriyorum. Burada 7 kalıyor. 1 bölü 4 artı 2 bölü 7. Payda eşitlemem lazım. Bunu 7 ile, bunu 4 ile genişleterek 28'i de eşitliyorum. 7 kere 1, 7 artı 4 kere 2, 8. 8, 7 daha 15 bölü 28. İlk terim ve ikinci terim ikisinin de içinde çarpımlar var. Kendi içlerinde bu çarpmaları yaptıktan sonra çıkarma işlemini yapabiliriz. Evet, burada 3 ile 2'yi çarpıyoruz. Burası 6 bölü 5 oluyor. Burada ise sadeleştirmemiz var. Sadeleştirirsek aşağıda 2 kaldı. Tekrar yazalım. İlk terim 6 bölü 5 oldu. Eksi ikinci terimde yukarıda bir şey kalmadığı için 1 kaldı. Aşağıda 2 kere 3 6, yani 1 bölü 6. Şimdi payda eşitliyoruz. Bunu 6 ile, bunu 5 ile. Paydamız 30 oldu. 6 kere 6 36. Eksi 5 kere 1 5. Dolayısıyla 36'dan 5'i çıkartırsak sonuç 31 bölü 30. İlk terimde 2 ve 5'i çarparsam 10. İkinci terimde 6 ve 4'ü sadeleştirirsem burada 2 ile sadeleştiriyorum 3. Burada 2 kaldı. Şimdi tekrar yazalım. 10 bölü 3 ilk terimden eksi yukarıda 3 var. Bölü aşağıda 2 kere 5 10 var. Payda eşitliyoruz. Çaprazlama. Bunu 10 ile, bunu 3 ile. Paydam artık 30. 10 kere 10 100. Eksi 3 kere 3 9. 100'den 9 çıkartırsam 91. 91 bölü 30. İlk terimde 3 ile 3'ü çarpıyorum. 9. İkinci terimde 4'ler birbirini götürüyor. 3 bölü 2 kalıyor. Paydalar 2. Tekrar yazmayalım. 9 bölü 2 eksi 3 bölü 2. 9'dan 3 çıkartırsak 6 bölü 2. 6'yı 2'ye bölersek sonuç 3. 2 ile 5'i çarptım. 10. 3 ile 6'yı sadeleştirebilirim. 2 kaldı. Tekrar yazalım. 10 bölü 3 eksi 11 bölü 5 ile 2'yi çarparsam 10. Payda eşitliyoruz. Bunu 10 ile, bunu 3 ile. Paydam 30.
10 kere 10 100, eksi 3 kere 11, 33. 100'den 33'ü çıkartırsam 67 bölü 30. 7 ile 28'i sadeleştirebilirim. Aşağıda 4 kaldı. 5'ler gitti. Burada 3 bölü 4, burada 7 bölü 3 kaldı. Payda eşitlemeleri burada yapalım. Bunu 3 ile, bunu 4 ile genişletiyoruz. Paydam artık 12. 3 kere 3, 9. Eksi 4 kere 7, 28. 9'dan 28 çıkartırsam eksi 19. O halde eksi 19 bölü 12. 5 ile 10'u sadeleştiriyorum. Aşağıda 2 kaldı. 21'i 7'ye bölüyorum. Yukarıda 3. 2 ile 4'ü sadeleştiriyorum. Aşağıda 2 kaldı. 3 bölü 2 eksi 3 bölü 2 birbirlerine eşitler. Birbirlerinden çıkartırsak sonuç 0. (39) 13'ün 3 katı. 4 de 2'nin 2 katı. Burada payda 3 kere 2 6 oldu. O zaman ilk terimi 3, 2 ile genişletmem yeterli. Paydam artık 6. 2 kere 2 4. Eksi burada pay kısmında 13 var. 4'ten 13'ü çıkartırsam eksi 9 bölü 6 ve bunu da 3 ile sadeleştirirsem eksi 3 bölü 2. 12'yi 3'e böldüm. 4. 6 ve 4'ü 2 ile sadeleştirirsem burada 3, burada 2 kalır. Tekrar bunları yazalım. Eksim var. Eksi 4 kere 2 8. Payda 5. Artı 3 kere 3 9. Paydam 2. Payda eşitliyorum. Bunu 2 ile, bunu 5 ile. Paydam artık 10. 2 çarpı eksi 8, eksi 16, 5 kere 9, 45. 45'ten 16'yı çıkartırsam 29 bölü 10. İlk terimde herhangi bir sadeleştirme yok. İşlemi yapıp yazalım. İşaretimiz eksi 2 kere 4, 8 bölü 3 kere 3, 9. İkinci terimde 4 ve 8'i sadeleştirirsek burada 2 kalır. İkinci terimimde 3 bölü 2. Payda eşitliyoruz. 2 ve 9. 2 çarpı eksi 8 eksi 16, 9 kere 3 27, paydamız 2 kere 9 18, 27'den 16'yı çıkartırsam 11, 11 bölü 18. 10'u 5'e böldük, 2, 2 çarpı eksi 2 eksi 4 bölü 7 oldu ilk terim. 3 ve 21'i sadeleştirdik, burada 7 kaldı, buradan da 5 bölü 7 geliyor. Paydalar eşit, 5'ten 4 çıkartırsam sonuç 1 bölü 7. 6'yı 3'e böldüm. 2. Burası 5 ile 2'yi çarptım. 10. Eksimiz de var. Eksi 10 bölü 11. 3 ile 66'yı sadeleştirdim. 22. 5 bölü 22 de buradan geldi. Bunu 2 ile genişletmem yeterli. 22 de eşitlemiş oluyorum. 2 çarpı eksi 10. Eksi 20. Artı 5. Eksi 20 artı 5. Eksi 15 yapıyor. Sonuç. Eksi 15 bölü 22.